Yediğimiz yemeklerdeki enerjinin rotor proteinlerde hidrojen elektronuna aktarılarak kullanıldığını çoktandır biliyordum. Ve bu enerjiyi elektrik ile sağlama düşüncesi beni ara sıra yokluyordu. Youtube'da meditasyon müzikleri 432 Hz ve 528 Hz sesler müziğe bedeninizi uydurursanız işe yarıyordu. Fakat vücudunuzun enerjisini kullanarak. Bu müziklerin yoklattırdığı düşüncem bana elektrik frekansı değiştirici aletleri araştırdı. Araştırırken NASA'nın da astronotları bu şekilde iyileştirmek için bir alet geliştirdiğini gördüm. İlaç tercihleri karşı çıkmış, bazı ülkelerde temel tıpa dahil edilmiş, bazılarında yasaklanmış vesaire. Yasaklanması elbette daha iyi bir şey. Çünkü vücuda hazır gelen enerji acil bir durum yoksa vücudun ürettiği enerjiyi azaltır ve dolaşım sistemini kalbin bile büyük bir kısmını vücuda gereksiz gösterir. Ama ekmeği bile kepeksiz yerken bu makinelerle beslenmek daha faydalı görünüyor. Çünkü alacağınız enerjiyi anlık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Lakin böyle bir enerji tüm kanını kaybetmiş birisine bile gerekli müdahaleye zaman kazandırıp hayatını kurtarabilir. İnsan vücudunun hastalanınca enerji frekansının düştüğünü ve grip hastalığından 15 dakikada bu işi yapan makinelerle kurtulanların olduğunu okudum. Doğadan saparsanız saptığınıza bağımlı olursunuz. Lakin kurtuluşu yine doğada ve basit. İstediğiniz kadar çörek otu yiyin. Lakin çörek otu vücudunuza başka şeylerden daha acı gelirse vücudunuz yani nefsiniz bir daha çörek otunu hatırlamak bile istemez. Hatırlamaz da. O yüzden balla veya amacına karıştırın. Afiyet olsun. Amaç siz de olabilirsiniz.